Kusura bakmayın. Artık çok zaman duygusallaşıyoruz. İşte bu hastaneyi kurarken farklı bir şey olsun istedik ve en çok hastalar da onkoloji konusunda yurt dışına gidiyordu. Kalp cerrahisine de gidiyordu ama onkoloji de büyük bir alan. Yani böyle kolay bir hayalini kurup da yapılacak gibi gözükmüyordu bana. ÇAPA'dan bir hocamız, değerli hocamız Gökhan Töre, Profesör Doktor. Şimdi rahmetli 4-5 sene oldu. Böyle bir projeye bilgi desteği verdi. Gönülden destek verdi. Ve biz burada onkoloji kurma kararını aldık. Ve onkoloji için temelden altyapısını yaparak onkolojisi olan bir hastane yapmayı planladık. Ve sonra da 1999 geldi. 1999'da da buradan sağ olsun Zeytinburnu'ndan iş adamları büyük bir destek verdi. 15 kişi beraber Çankaya'ya gittik. Cumhurbaşkanımıza ulaştık ve bize onkoloji mi olacak hastanenizde? Hay hay gelirim, açılışını yaparım dedi. Ve geldi, burada açılışını yaptı. Ve burada söylediği önemli sözler vardı. Her kim ki taş üstüne taş koyarsa ben mutlu olurum dedi. Zeytinburnu halkı burada toplanmıştı. Ben buraya sizin için geldim. Sizin için Doktor Hüseyin Urlu ve arkadaşlarına teşekkür etmeye geldim. Tabirini kullandı. Ve sonra dedi ki burası şifa kapısı olacak. Biz o gün bugün burada şifa kapısı sloganını kullanmaya devam ediyoruz. PET-CT önemli bir araç. Özellikle kanserin yayılmasında çok önemli bir araç. Mamografi yine meme kanseri konusunda çok önemli bir araç. MR, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, triloji veya radyoterapi cihazları çok önemli bir araç. Bunların hepsi hastanemizde mevcut. Bugün Amerika'dan bir üniversite ve hastane sahibi, 5 üniversite sahibi bir Amerikalı dostlar geldi ve hastanelerimizden birini gezdirdi. Bir kata gezdirdik. Bir katta 14 hastanın 9'u yabancı hastaydı. Yani biz de amaçlarımıza bir nevi ulaştık. Dünyanın şu an sayılı hastanelerinden veya sağlık hizmeti veren kurumlarından biriyiz ve ülkemizde dünyada sağlık turizminde 3. sırada. Erken teşhis hayat kurtarır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar.